Kaç saattir seni arıyorum. Antrenman yapıyorum. Niye antrenman yapıyorsun? Koç seni takımdan atmadı mı? Evet. O zaman niye antrenman yapıyorsun? Çünkü takıma girmemin tek yolu bu. Çok çalışıp koça basketbolu ne kadar sevdiğimi, takıma girmeyi ne kadar çok istediğimi ve bunu ne kadar hak ettiğimi görmesini istiyorum. Demek ki basketbolu bu kadar çok seviyorsun. Evet. Ama ailemi saymazsak hayatta en çok sevdiğim ikinci şey... Ayrıca Toygar'ın takımdaki yerimi almasından da hiç hoşnut değilim. Selim, tamam. Belki Toygar senin takımdaki yerini almış olabilir ama... kalbimdeki yerini asla alamaz. Ya neredesiniz? Her yerde sizi arıyorum. Yarın okulda defile varmış. Defile mi? Evet. Hem defile hem de yarışma. Okulun en güzel giyinen erkeği ve kızı seçilecekmiş. Ay baksana Selim, millet ne kadar boş işlerle uğraşıyor. 3 tane kız 3 tane de erkek olacakmış. Hatta müdür dilaver isimleri belirlemiş bile. Biliyor musunuz kimler? Kimlerse kimler, bize ne? Birinci çift Tuğçe ile Toygar. Hah, bak tam birbirlerini bulmuşlar bence. İkinci çift de Cenk'le ben. Sen de buna sevindin yani. Tabii ki. Ceren, senin gibi akıllı uslu bir kız böyle saçma sapan şeylere sevinir mi? Üçüncü çift de Selim'le sen. Ne? Biz mi? Ay Selim, duydun mu? Müdür Dilaver senle beni seçmiş. Ay acaba ne giysek? Ne? Ya bugün acaba o sucuklu tost yemese miydim? Ayşegül, hemen kıyafet almamız lazım. Bence de kesinlikle alışverişe çıkmamız lazım. Ayşegül, hani okuldan sonra bir yerlere gidecektik? Gideriz Selim. Hem beraber alışveriş yaparız. Hem sana böyle şık bir şeyler almamız lazım. Ayşegül, saçmalama. Ne işin var benim defilede? Ay inanmazsın Selim. Yani Toygar da aynı şeyi söyledi. Benim olduğum defilede Selim'in ne işi var? Ben onu ezip geçerim dedi. Önce Nişantaşı'na sonra art merkeze gidiyoruz, tamam mı? Yürüyün. Hadi hadi. Ay Ceren, şöyle Selim'in güzelliğine bak. Anıtan hepsini almak istiyor. Evet. Ay Ayşegül, şu kırmızı elbiseye bak. Acayip ay, olacak. Ben bunu bir giysem var ya, bir daha ömür boyu hiç kimse çıkaramaz üstümden. Çok güzel. Ne var kızlar? Ne haber Cenk? Ne yapıyorsunuz? Hiç. Katalogtan elbise bakıyoruz defile için. İnanmıyorum ya. Ciddi ciddi katılacak mısınız? Başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Ya bırak, seni seçmediler diye niye takılıyorsun şimdi kızlara? Ne gerek var? Resmen hakkım yendi. Cenk! Bir şey soracağım sana. Sence ben bu kırmızı elbisenin içinde nasıl dururum? Şöyle bak bir. Ya ben bu kadınlardaki elbise takıntısını anlamıyorum. Ya önemli onun içindeki. Şimdi elbise içindekini değiştiremez. Ya. Evet. Ben bir bakayım. Tabii. Murat, ceketin güzelliğine bak. Of bak. Of, omuzları da vatkalı, geniş gösterir. Ben bu elbiseyle Selim'i de, Toygar'ı da çiçeği yerim abi. Abi sen bu elbiseyle var ya, kim olsa çiçeği yersin. Bak. Tabii canım, getir Fethi'yi, Naci'yi getir. Bütün okulu getir. Herkesi yerim ben. Yaparım. Duman, sana yeni aldığım kıyafeti göstereyim mi? Göster bakalım. Bak, muhteşem bir şey. Bayılacaksın. Nasıl? Fena değil. Çok güzel oldu değil mi? Ay biliyor musun, dükkanda bir tane kalmıştı. Aslında Ceren alacaktı ama Ceren'e 2 beden küçük geldi. Bana ise 1 beden. Ya. Ne yani, sen şimdi bütün paranı sana 1 numara küçük bir kıyafete mi yatırdın? Evet. İyi de fermuarı kapanmıyor. Bunu böyle giyemezsin ki. Biliyorum. Ne yapacaksın? Rejim yapacağım. Rejim mi? Evet. Yani yarına kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim ve bu elbisenin içine sığacağım. Peki Ayşegül, sen daha önce hiç rejim yaptın mı? Yok, yapmadım. Ama bence dünyanın en basit şeyi. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Günaydın Melda Ağla, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Rüyanın ısırdığı laptopumu tamir etmeye çalışıyorum. İyi yapıyorsun. Günaydın Ayşegül. Günaydın, kolay gelsin Selda Hala. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Ayşegül, kahvaltı etmedin. Evet, etmedim. Niye? Çünkü bu akşam okulda bir defile var ve ben yeni aldığım kırmızı elbisenin içine girmek zorundayım. Sen bana baksana, yoksa rejim mi yapıyorsun? Ayşegül, sakın bana rejim yaptığını söyleme, sakın söyleme. Peki o zaman, Selda Hala'ma söyleyeyim. Evet, rejim yapıyorum. İnanmıyorum sana Ayşegül. Bu yaşta rejim mi olur? Olur. Hemen sana söylemedim ki. Selda Hala'ma söyledim. Hı. Ya? Evet Melda, sen karışma, bana söyledin. Sağ ol Selda Hala. Utanmıyor musun rejim yapmaya? Sen de mi? Sağ ol yani Selda Hala. Ayşegül, sen tam büyüme çağındasın. Yani vücudunun en çok besine ihtiyacı olduğu zamanda rejim yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun? Ama yapmak zorundayım. Bu gece o kırmızı elbisenin içine girmek zorundayım.
Ne demek zorundayım? Duyan'da kilo sorunun var sanır. Aa, Ayşegül'ün kilo sorunu var Selda. Hmm. Sağ ol Melda Hala, beni anlayacağını biliyordum. Zayıf bile, kilo alması lazım. Saçmalama Melda Hala. Benim bu gece o kıyafetin içine girmem lazım. Ayşegül, o kırmızı elbisenin sorunu. Senin sorunun değil. Giymeyi verirsin, olur biter. Ayrıca o kırmızı elbiseyi giymek istiyorsan bunun çözümü rejim yapmak değil ki. Aynı zamanda egzersiz de yapabilirsin, değil mi? Hı. Hadi bakalım, ye şu elindeki sandviçi. Hangi sandviçi? Hı. Hadi canım ye, hadi. Böyle bol bol çiğne, egzersiz yaptığını düşün. Hadi. Abi bizim bu kantinin sucuk dostları da bir başka oluyor be. Vallahi ben dayanamayacağım, bir tane daha yiyeceğim. Yeter biz Selim, ye. Akşam zaten defileye çıkacak olan biz değiliz. Ayrıca hep ne buluyorsunuz bu sucuklu tostlarda? Baksanıza böyle yağlı yağlı. Ay Ayşegül, sen değil miydin dün bunları çok sevdiğini söyleyen? Dün dündür, bugün de bugündür. Hep ayrıca siz burada döfler tostları götürürken rakiplerimiz ne kadar dikkat ediyorlardır yediklerine içtiklerine. Abartma Ayşegül, alt tarafı iki kıyafet giyip podyumda yürüyeceksin yani. Bunu senden başka abartan da yoktur. Yani bence de. Keyfine bak kardeşim. Bravo! 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 Hadi devam et. Koş! Hadi hemen. Koş Tuğçe, koş! Hadi abicim, yaparsın. Hadi, hadi. Hadi abicim. Abi, abi aç. Yaparsın abi. Demek ki neymiş çocuklar? Bir oksijen atomu... Neydi o ses? Çocuklar, sanki böyle alçaktan keşif uçuşu yapan bir F-16 sesine benziyordu. Eyvah, ses çok yakından geldi. Uçak kafamıza düşecek, saklanın. Neydi o ses? Kapı vuruluyor hocam. Ha. Ya, gel. Abi yavaş. Yavaş. Hocam kusura bakmayın, biraz geciktik. Toygar! Aman. Evladım, ne oldu sana böyle? Ne olacak hocam? Uçak Toygar'a çarpmış galiba. Çocuklar, bir uçak daha. Kesin savaş çıktı. Bunlar Yunan jetleri. Ne yapacağız şimdi? Saklanın, saklanın! Evladım, ne oldu size? Bu ne hal böyle? Benler nerede? Hocam, ben söyleyebilir miyim? Çok pardon. Şimdi bence bu uçak gelmiş böyle. Berna'ya çarpmış. O iki arkadaş da kurtulmuş. Bence öyle. Hocam, müjdemi isterim. Savaş mavaş çıktığı yok. Ya?
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.